Son yıllarda yapılan tüm bilimsel çalışmalarda yetersiz ve dengesiz beslenen öğrencilerin dikkat sürelerinin kısaldığı, algılamalarının azaldığı, öğrenmede güçlük ve davranış bozuklukları çektikleri, okulda devamsızlık sürelerinin uzadığı ve okul başarılarının düşük olduğu ortaya çıkıyor. Bu konuda en büyük görevin ailelere düştüğü, çocukların kahvaltı yapmadan okula gönderilmemesi gerektiği reddedilemez bir gerçek. Okul kantinlerinde satılan hazır yiyeceklerin çocuklardaki beslenme alışkanlığını ve gelişimlerini etkilediği düşünülürse, ailelere düşen görevin önemi küçümsenemez. <laughs> Konu hakkında uzman bilgisine başvurduğumuz Özel Bodrum Hastanesi diyetisyeni Doktor Billur Çalık, tatilden çıkan çocukların okul sürecinin başlamasıyla ailelerin kontrolünden çıktığını ve günün altın öğünü olan kahvaltı yapamayan çocukların yanında mutlaka beslenme malzemesi olması gerektiğini söyledi. Çalık sözlerine şöyle devam etti. Abur cubur tüketimi olmaması için mutlaka yanlarında artık çanta, beslenme çantası hazırlamak gerekiyor. Bunlar ne gibi olabilir? Mesela ekmek arası, peynir, soğuk sandviç şeklinde ya da toz şeklinde yapıp gönderebilirsiniz. Bunların yanına içecek olarak da ice gibi ya da meyveli soda gibi şekerli meşrubatlar yerine, hazır meşrubatlar yerine taze sıkılmış meyve suyu, ayran, süt tercih edilebilir. Tabii de okul döneminde başarı etkilen faktörlerden biri de çocuğun uzun süre aç kalmaması gerekiyor. Çünkü dikkat azalıyor. E, bu nedenle teneffüs aralarında da yemeleri için yanlarında meyve taze ya da kurutulmuş olabilir ve de çerez olarak da ceviz, badem, fındık götürmeleri gerekiyor.